Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, bugün hem piyasaları hem borsamızı hem de olan olayları kısaca bir değerlendirelim. Bir de dolarda gerçekten bir deprem oldu. Dolarda 7-15 liralara kadar gördük. Daha önceki tahminlerimde ben 7-15'lerin, 7-17'lerin görülebileceğini bir daralan bir üçgen formasyonu içerisinde belirtmiştim. Özellikle bir tarih vermiştim. 2 ya da 3 Şubat olması lazım önceki videolarımda. 3 Şubat neden önemli? 3 Şubat enflasyon raporunun açıklanacağı gün. Şimdi borsada pozisyonunu aldı. Dolar da pozisyonunu aldı. Bunları hem grafiklerde de göreceğiz. Neyi bekliyor borsada, dolarda? Beklenen şey enflasyon raporudur. Peki biz ne dedik Finans Sohbet kanalı olarak? Borsamız 150 bin ile 143 bin, yani 1500'de 1400, yeni rakamlar alışımını 1436 civarında bir aralıkta hareket ediyor. Evet, bu hareket aralığında borsamız neye geldi? O aralığın en üst noktasına geldi. Dolar nereye geldi? O bandın en alt noktalarından bir yerine geldi. Peki herkes silahlarını çıkardı, kalkanlarını koydu, kılıçlarını koydu. Piyasa bekliyor. Evet, Şubat ayı biraz dalgalı olacaktı. Neye göre dalgalı olacaktı? Ekonomik veri akışına göre. Ben ne diyordum? Bizler için iki tane önemli data var bunlar için. Dolarda daha da doların dip pozisyonuna gidebilmesi için biraz sonra Fibonacci'ye bakacağız. Fibonacci'ye baktığımızda dolarda 6.85'lerde görünüyor. Ha, oraya gelir mi gelmez mi, bu ayrı bir konu. Bunu dolarda konuşacağız. Ancak dolarda, borsada daha yukarıyı hedefleyebilmemiz için, hedeflerde 180 binlere bu yıl içerisinde görebilmemiz için önce 150.500'ün üzerinde kapanış yapmamız gerektiğini söyledim. 1500 üzerinde en az 3 kapanış yaptıktan sonra daha rahat oluruz, daha konforlu oluruz. Bir ay boğa tuzağı olmaz. Bu tuzak olmadığından dolayı da 155 binleri hedefleyebiliriz. Şimdi ne oldu? Borsa ok alt kanalın üst kanalın tam noktasına geldi. O noktada duruyor, geçmiyor. Dolar ne yaptı? Dolar da o kanalın en alt noktasına geldi. O da orada bekliyor. Neyi bekliyoruz? Dediğim gibi enflasyon raporunu. Enflasyon raporundan ne bekliyorum ben? Eğer Ocak ayı enflasyonu 1.2-1.25 civarı gelirse, bu da yaklaşık 1.2 dediğimizde yıllıklandırdığımız zaman %14 civarı bir enflasyon yapar. Politika faizimiz nedir? %17'dir. Peki borsalar neyi sever? Yani bu grafiklerin borsanın 150 bine kırıp tekrar 155 bin lira, oradan 180 bin liraya gidilmesi için bir senaryo demiştim. Bu senaryo için enflasyonun düşük gelmesi gerekiyor. Enflasyon düşük geldiği zaman Merkez Bankası politika faizini aşağıya indirme marjı oluyor. Politika faizini aşağıya indirse bile yıllık enflasyonun üzerinde 100-150 bazlık bir artı faiz vermesi durumunda bile doları hareket ettirmez. Doları hareket ettiremeyince inen faiz ortamı, sabit kalan kur rejimi ve düşük gelen bir enflasyonla borsalarda rally başlar. Bazı arkadaşlar böyle bir şey olur mu? Hem bal, hem kaymak, hem köfte, hem ayran. Böyle bir şey olur mu diyor. Olur. Bunu Türkiye Cumhuriyeti ekonomi yönetimi 2010'lu yıllarda başardı. Politika faizimizi %7'lere kadar indirdiği zaman, %7'lere kadar indirdiğinde 1.65'lerde dolar yatayda çok uzunca bir süre gitti. Ve borsa 2013'lü, 2010'dan 2013'lü yıllara kadar 70 binlerden 23-24 bin puan bir gazla rally'nin 93.300'lere kadar geldi. Evet. Şu an bizim pozisyonlarımız bunları bekliyor. Yani hem borsa hem dolar. Şimdi bir grafiklere bakalım. Grafiklerden sonra tekrar dönelim. Şimdi dolar kuruna geldiğimizde değerli arkadaşlar, ben sizin için Fibonacci'yi çizdim. Nedir bu? 2010, yani son 2 yıllık dolar grafiği. Yani bu 2 yıllık Ağustos 2018'de 7.21 olan dolar kur şokundan sonra oradan dip noktasından aldım. Dip noktası neydi? 5.13. 5.13'ten aldığımda 2020 yılının final noktası olan 8.58'e kadar Fibonacci geri çekilmesini çizdim. Bakın, Fibonacci geri çekilmesini çizdiğimde doların şurada çok güzel bir şekilde fiyatlandığını görürsünüz. Bakın, kırmızı noktada geliyor. Bakın, dolar buradan bu kırmızı noktaya değiyor, yükseliyor, değiyor, yükseliyor, değiyor ve aşağıya doğru iniyor Fibonacci'de. Bakın, hatta şu noktayı gördüğümüzde Fibonacci'nin gayet güzel çalıştığını görüyoruz. Bakın, şu noktaya geldiğinde bayağı bir sınırda dolar gidiyor, 6.85'ler civarı. Ve şuraya baktığımızda 20 Mayıs'ta dolar 7.26 zirve yaptığında 2020 yılında ve bu noktadan, kanaldan düşüyor. Peki bu kanal, evet, fena değil, çalışan bir kanal. Peki bunu biraz daha büyüttüğümüzde Fibonacci geri çekilmesine göre dolar hangi kanala girmiş? Bakın değerli arkadaşlar, burada kimseye moral bozmak için söylemiyorum ama Fibonacci'ye göre bu, şu yeşil kanalı çoktan kırmış ve altını emmişiz. Yani 7.26.
Yani dolar olası bir yukarıya doğru bir tepki verse 7.26'ya doğru bir tepki verebilir. Bakın şurada yazıyor yeşil 0.38 %38 noktadaki Fibonacci geri çekimi 7.20. Dolar nerede? Bu 7.26'nın da altında. Nerede? 7.18'de. Peki bu 7.26'nın Fibonacci'ye göre alt kanalı neresidir? Bakın şurayı ben sizler için büyüteyim daha iyi görebilir. Bakın 7.26 6.85 diyor. Yani eğer ben şuna inanıyorum değerli arkadaşlar. Dolar nerede? Dolar şu noktada kırmızıyla çizmiş. Bakın 7.18 40 diyor. Eğer Perşembe günü enflasyon raporumuz güzel gelirse dolar bence düşüşüne devam eder ve bu kanal içerisinde hareket eder. Ha evet, dolar da dip demek için çok zor. Evet, bu noktalardan sonra Merkez Bankası'nın alıcı olacağını ve döviz alım ihaleleri başlatacağını 6.85 Fibonacci'de görünüyor ama 6.85 olmasa bile yani 7.15'lerin 7.17'lerin diplere çok yakın bir nokta olduğunda belirtmeden geçmek istemiyorum. Bir borsamıza bakalım. Borsamıza klasik anlamda Kasım ayından itibaren baktığımızda buradan bir trend aldığını görüyoruz. Ben size onu sizler için onun yerine bir nokta koyayım. Sizler için koydum. Bir nokta da şuraya koyayım. Görmüş olduğunuz gibi buradan yatayı da çizeyim. Yatay desteği. Klasik anlamda bir size bir analiz yapmak istiyorum. 146.300'den destek alarak yükseliyor. Eğer borsamız şu kırmızı çizmiş olduğum nokta nokta 1500.85 puanı aşabilirse bir üst bant olan, bakın şuralarda, bunu da farklı çizeyim, şu noktaya doğru gelecek. Evet değerli arkadaşlar, o yüzden dediğim gibi bugün 1500'ü bir test ettik ancak geçemedik. Dediğim gibi bizim 3 Şubat'taki enflasyon raporumuz çok önemli. İkinci unsur kredi derecelendirme kuruluşları. Kredi derecelendirme kuruluşlarını unutmayın, S&P yatayda durağan verdi. S&P en kötü, en sert hocalardan bir tanesidir. En azından Fitch ve Moody's'den ben önümüzdeki günlerde bir not artırımı beklemesen bile en azından görünümde her ikisinden birisinin Türkiye'de ekonomik görünümün pozitif olmasıyla beraber daha da olumlu olacağımızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İyi bir hafta olsun.